21. yüzyıla ağır siyasi ve ekonomik krizlerle giren Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte istikrar ve güvene kavuştu. Demokratikleşmeden ekonomiye, ulaşımdan sağlığa, eğitimden toplumsal barışa kadar gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın sessiz devrim olarak andığı büyük bir başarıya imza attı. Türkiye artık sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesiydi. AK Parti iktidarıyla birlikte yeni Türkiye dönemi başladı. Ülke baştan aşağı yenilendi, imkansızlar mümkün kılındı. Artık Merkez Bankası rezervini 27.5 milyar dolardan 136 milyar dolara çıkaran, faizleri %63'ten %9'a düşüren, enflasyon canavarını yere yıkan, 23.5 milyar dolarlık IMF borcunu ödeyip IMF'ye borç vermeye başlayan, 30 milyar zarar eden devlet bankalarını 35 milyar kâr eder hale getiren bir Türkiye var. Artık ders alan değil, ders veren bir Türkiye var. Diklenmeyen ama dik duran, milletinin izzet ve şerefini yüceltmek için çalışan bir yönetim anlayışı var artık. Tüm global baskılara rağmen 46 milyar dolarlık dev bütçesiyle 3. Havalimanı ihalesini gerçekleştiren ve inşaatına başlayan, 22 milyar dolarlık yatırımla nükleer enerjiye geçmeye hazırlanan, İstanbul'a 3. köprüyü yapan, 100 yılın projesi Marmara'yı Türkiye'ye kazandıran, sanayi üretiminde, dış ticarette, turizmde rekorlara rekorlar ekleyen bir Türkiye var. Kardeş kavgasına son veren, aynı hedeflere birlikte koşan, birbirine kenetlenmiş, güçlü ve büyük bir ülke var. Çözüm süreciyle demokratikleşme ve özgürlük alanındaki reformlarla bölgesinin parlayan yıldızı bir Türkiye var. Eser siyaseti yapan başbakanıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı alt ve üst yapı dönüşümünü gerçekleştiren, daha modern şehirler inşa eden, çağa yakalayan, önce insan diyerek devleti, milletine hizmetkar kılan yeni bir siyasi anlayış var. AK Parti iktidarı 12 yıl boyunca değişimin, gelişmenin, istikrar ve güvenin adresi oldu. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bu değişim sürecinde şehirlerimiz de kalkındı, markalaştı ve dünya kentleriyle yarışacak bir seviyeye geldi. Bu kardeşinizi bir kez daha coşkuyla bağrınıza bastığınız için sizlere özellikle gönüllerinizde misafir ettiğiniz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Siirt, AK Parti iktidarıyla birlikte kısa zamanda büyük yatırımlara, hizmetlere, yeniliklere kavuştu. Kişi başına milli geliri 10 bin doların üzerine çıkardık. 12 yılda sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültüre, enerjiden tarıma kadar Siirt'e 3.1 milyar lira yatırım ve destek sağladık. Dış ticaret hacmi 15 kattan fazla artarak 1.8 milyon dolardan 28 milyon dolara çıktı. İhracat 17 kattan fazla artarak 360 bin dolardan 6.2 milyon dolara yükseldi. Siirt ve ilçelerinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için 312 milyon lira eğitim desteği verdik. Eğitim kalitesini yükselttik, okul ve kurum sayısını 407'den 710'a çıkardık. Kalabalık sınıflara son verdik. Öğrencilerimize 15.7 milyon lira tutarında ders kitabını ücretsiz verdik. 2003-2013 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için Siirt'teki okullara 4770 adet bilgisayar gönderdik. Toplam 163 bilişim teknolojisi dersliği kurduk. Bu ülkenin çocukları dünyayla yarışsın diye dünyanın ülke çapında uygulanan ilk ve tek eğitim teknolojisi projesi olan Fatih'i başlattık. Binlerce çocuğumuz ve öğretmenimiz tabletlerini alarak yeni bir Türkiye'ye merhaba dedi. 2007 yılında kurduğumuz Siirt Üniversitesi'ne 89.4 milyon lira destek verdik. Üniversite bünyesinde 7 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile 3 araştırma ve uygulama merkezi açtık.
eğitime %100 destek ve diğer eğitim projelerini destekleyip ülkemizin yolunu aydınlatan tüm Siirtli hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkürler. AK Parti iktidarı 12 yılda Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünya standartlarının üstüne taşıdı. Ulaşımda çağ atladık. Sadece Siirt'te 504 milyon lira ulaştırma ve haberleşme yatırımı yaptık. Karayollarını yeniden yapılandırdık. GSM ve internet yatırımlarına büyük bütçe ayırdık. Siirt'i diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 188 kilometreye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 348 kilometreye çıkardık. Mevcut bölünmüş yolları 18'e katladık. Sadece 7 kilometre olan bölünmüş yolu 125 kilometreye çıkararak ve 4 yeni köprü yaparak ulaşımda da güven sağladık. Siirt'in artan hava yolu trafiğine yanıt vermek için Kurtalan ilçemiz Gürgöze mevkiinde yıllık 3 milyon kapasiteli yeni bir havaalanı etüt çalışmalarına başladık. Demir yollarımıza da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Demir yolunun şehir merkezine kadar uzatılması için hazırlanan projenin ihalesi sonuçlanmıştır. Ulaşımın yanında haberleşme teknolojilerinde de eşi görülmemiş bir ilerleme yaşadık. İnşa ettiğimiz geniş bant internet altyapısı ve uzunluğunu 966 kilometreye çıkardığımız fiber optik kablolama sayesinde 2004 yılında 3387 olan yüksek hızlı internet abone sayısı 9000'i aştı. AK Parti iktidarıyla birlikte Siirt ve ilçeleri sağlık alanında yeni hizmetlerle tanıştı. Siirt'te 12 yılda 148 milyon lira sağlık yatırımı yaptık. Alo 182 randevu sistemini başlattık. Ambulans filomuzu genişlettik. Siirt ve ilçelerinde toplamda 200 yataklı 3 hastane, 5 aile sağlığı merkezi, 1 diş sağlığı merkezi açtık. 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapımı devam ediyor. 1 hastane ve 4 sağlık merkezinden oluşan sağlık tesisleri projemiz hız kesmeden sürüyor. Hastanelerimizdeki sağlık personeli sayısını 1093'ten 2535'e çıkardık. Hastanelerimizi son teknoloji cihazlarla donattık. Hastanelerimizde koğuş sisteminden konforlu oda sistemine geçtik. Yoğun bakım ünitesi sayısını artırdık. Vatandaşlarımızı en üst seviyede sağlık hizmetiyle tanıştırdık. 2010 yılında evde sağlık hizmeti uygulamasını başlattık. Aile hekimliği projesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduk. Avrupa'nın en büyük tıbbi kurtarma ekibini kurduk. Siirt'te 112 acil istasyon sayısını 1'den 15'e, 112 acil ambulans sayısını ise 1'den 31'e çıkardık. 6 kar paletli ambulansımız, helikopter ve uçak ambulans desteğimizle artık her noktaya ulaşabiliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %40'lardan %93'e yükseldi. AK Parti hükümetleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için Siirt'te de büyük yatırımlar yaptı. Merkez ve ilçelerinde 12 yılda gençlik ve spora 80.7 milyon lira kaynak aktarıldı. İlimiz ve ilçelerinde 6 spor salonu, 1 kapalı yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi ve 5 futbol sahasını hizmete açtık. Sporcu sayımızı da, şampiyon sayımızı da kat kat arttırdık. Ülke genelinde çok başarılı spor organizasyonları gerçekleştirdik. Sporun ve sporcumuzun yolunu açtık. Ülke genelinde 288, ilimizde ise 759 öğrenci kapasiteli 2 yurt yaptık. Yurtlarımızı teknoloji ve konforla buluşturduk. Öğrencilerimizin burslarını da, burs verdiğimiz öğrenci sayısını da arttırdık. 2002 yılında 45 lira olan aylık yüksek öğrenim burs ve kredi miktarını 6.5 kat arttırarak 300 liraya yükselttik. 2003-2013 yılları arasında Siirt'te öğrenim gören öğrencilerimize 36 milyon lira burs ve öğrenim kredisi verdik. İ-
insanımızın layık olduğu şekilde yaşaması için hizmet kalitesinin yükselmesi ve ihtiyaç sahibine erişimin hızlanması için hizmet çatılarımızı birleştirdik. Geleceğimiz ailemiz diyerek aile kavramına sahip çıktık. Biliyoruz ki daha mutlu bir gelecek hep beraber mutlu bir aile olmamızla mümkün. Bu nedenle kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddetin önüne geçmek için projeler başlattık. Tüm aile üyelerimiz, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler için Alo 183'ü, sosyal yardımlar için Alo 144'ü arayabilirsiniz. AK Parti hükümetleri Siirt'e aile ve sosyal politikalar kapsamında 406.7 milyon lira kaynak aktardı. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımıza 2 ayda bir 500 lira maaş bağlandı. 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan genel sağlık sigortası uygulaması başladı. Yoksul vatandaşlarımız için bu kapsamda sadece Siirt'te 81.891 kişiye 44.6 milyon lira prim ödemesi yapıldı. Dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 2012 yılında yine bir adaletsizliği ortadan kaldırmak adına engelli memur seçme sınavını hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en önemli orman su projelerine AK Parti döneminde imza attık. Her yıl yüzlerce tesisi hizmete açarak kendi rekorlarımızı geliştirdik. Ülkemizin ormanlarını artırmak ve orman ürünlerinden geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak için Siirt ve ilçelerinde 147.8 milyon lira orman ve su işleri yatırımı yaptık. Şehrimize 12 yılda 3 milyon 700 bin fidan dikerek dünyaya örnek olduk. Siirt, içinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali, 9 içme suyu projesi ve 10 milyon dekarın üzerinde sulama alanından oluşan Türkiye'nin en büyük kalkınma projesi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 9 şanslı ilinden biridir. Bu projeyle milli ekonomiye yılda 6.6 milyar dolar katkı ve 1 milyon 270 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanacak, Siirt de bu iş ortamından yararlanacaktır. Son 11 yılda inşa ettiğimiz tesislerle ilimize 50 milyon metreküpün üzerinde içme suyu temin ettik. 13 taşkın koruma tesisiyle yerleşim yerlerini ve araziyi taşkınlardan koruduk. Daha yaşanabilir bir çevre için yeni bir anlayışla yola çıkarak kentsel dönüşüm hamlesini başlattık. AK Parti iktidarı olarak Cumhuriyet tarihinin en cesur değişim ve gelişim projelerinden birini daha hayata geçirdik. Daha güzel bir çevre ve daha kaliteli bir şehir için 12 yılda Siirt ve ilçelerinde 47.7 milyon lira çevre şehircilik yatırımı yaptık. Siirt'te daha önce örneği olmayan düzenli depolama, beraber yakma ve atık su arıtma tesislerini şehrimize kazandırdık. 2003-2013 yılları arasında Siirt belediyelerine ve il özel idaresine cari, personel ve yatırım giderlerini karşılamak üzere 582 milyon lira aşan ödenek tahsis edilmiştir. Türkiye'ye tüm sosyal donatılarıyla birlikte ortalama 100 bin nüfuslu 24 yeni şehir kazandıran Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla Siirt ve ilçelerinde 179 milyon lira tutarında toplu konut yatırımı yaptık. Ülkemize yeni bir şehircilik anlayışı getiren ve dünyanın ilgiyle izlediği Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Siirt ve ilçelerine 1033 konut, 1 lise, 2 hastane, 3 cami, 2 ticaret merkezi ve 1 pansiyon kazandırdı. AK Parti iktidarı, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattı. Ülkenin en ücra köşesine kadar hizmet götürme anlayışıyla hizmet almayan vatandaşımız kalmadı. 2005 yılında hayata geçirilen Köydes projesi kapsamında içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım seferberliği başlattık. Siirt'e 103 milyon lira Köydes yatırımı yaptık. Siirt'teki köy yollarının yarısından fazlası asfalt ve betonla kaplandı. Suyu, yolu olmayan köyümüz
elini tutamadığımız köylümüz kalmadı. Kalkınan bir Türkiye için araştırma geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla birçok alanda yenilikçi politikalar ürettik. Siirt'e 11.5 milyon lira bilim, sanayi ve teknoloji yatırım yaptık. Hizmete sunduğumuz organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesinde 700'ü aşan kişiye daha istihdam sağladık. Son 10 yılda düşük teknoloji seviyesinden orta teknoloji seviyesine geçtik. Önümüzdeki 10 yıldaysa yüksek teknolojiye geçiş yapmak için projeler yürütüyoruz. Geleceğin teknoloji ülkesi Türkiye'yi yine birlikte inşa ediyoruz. Çalışma barışını sağlamak için birçok yasal düzenleme yaparak yıllardır beklenen çalışma hayatı reformlarını biz gerçekleştirdik. Sosyal güvenliği tek çatı altında toplayarak hem adaleti sağladık hem de vatandaşımızın bitmek bilmeyen çilesine son verdik. Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte teknolojik devrim yaparak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıdık. İşsiz insanlarımızın ekonomik şartlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Son 11 yılda işsizlik ödeneğini 20 kat artırdık. Dünyadaki ekonomik krizlere rağmen ülkemiz, ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansını milletimizin sağduyulu yaklaşımı sayesinde devam ettirmeyi başardı. AK Parti iktidarı olarak toplumun huzur ve güvenini sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Siirt'in adalet projelerine 7.5 milyon lira yatırım yaptık. Hakim ve savcı sayılarını arttırdık. Adliye personeli sayısını da artırarak hakim ve savcılarımızın yükünü azalttık. Dünyada birçok ülkeden ödül alan ve gıptayla bakılan ulusal yargı ağı projesini geliştirdik ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Adaleti kiracılıktan kurtarıp yeni yaptığımız saraylara taşıdık. Siirt ve ilçelerinde tarihi ve turistik eserlerimize sahip çıktık. Kültür varlıklarımızı korumak için Siirt'e 12 yılda 17.2 milyon lira yardım yaptık. Yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırımlarına 3.4 milyon lira maddi destek sağladık. Kültür varlıklarımızın her açıdan korunması ve tanıtılmasına destek verdik. AK Parti hükümetleri çiftçimizin yüzünü güldürmek için gıda, tarım ve hayvancılığa rekor destekler verdi. Sadece Siirt'e 12 yılda 259 milyon lira tarımsal destek sağladık. 2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını 0'la %7.5 aralığına düşürdük. Hayvancılıkta, yeni model sulama yatırımlarında, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık. Siirt'te çiftçilerimize toplam 22 milyon lira mazot desteği verdik. Prim desteği verilen ürün sayısını 4'ten 17'ye çıkardık. Son 11 yılda Siirt'te tarımsal kredi kullanımını tam 228 kat arttırarak 172 bin liradan 39.2 milyon liraya çıkardık. Destek ödemeleriyle hayvancılıkta büyümeyi yakaladık. Hayvancılık desteğini rekor seviyede artırdık. Siirtli yetiştiricilerimize toplam 100 milyon lira tutarında hayvancılık desteği verdik. 5 projemizde 20 bin dekarın üzerinde mera ıslah ettik. Tarımsal kalkınma kooperatif kredi desteklerini 12 kat arttırarak 1.1 milyon liradan 13 milyon liraya yükselttik. Toprak Mahsulleri Ofisi ile son 11 yılda yaptığımız hububat alımı karşılığında çiftçilerimize 136 milyon lira ödedik. Sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir gıda için yaptığımız çalışmalardan sonuç aldık. Rekabetçi piyasa koşullarını da dikkate alarak hem vatandaşımızı, hem üreticimizi, hem de esnafımızı gözeterek denge sağladık. Büyüyen Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılayacak dev hamleler ardı ardına iktidarımız döneminde atıldı. Uluslararası enerji lobisinin baskılarına rağmen Türkiye'nin enerji geleceğini teminat altına aldık.
Siirt'e 241.8 milyon lira enerji yatırımı yaptık. Madencilik, petrol ve doğalgaz sektörlerinde yatırımların önünü açtık. Terk edilmiş sektörleri canlandırdık. Siirt'te 89.8 bin lira yatırım yapılan madencilik sektörüne 464.6 bin lira yatırım yaptık. Sadece 225 bin lira yatırım yapılmış olan petrol ve doğalgaz sektörüne 169.1 milyon lira kaynak harcadık. Bugüne kadar tamamladığımız boru hattı çalışmalarıyla şehir nüfusunun %93'ünden fazlasına doğalgazın rahatlık ve sıcaklığını ulaştırdık. ...2008 yılında kurduğumuz ve Siirt'in de içinde olduğu Dicle Kalkınma Ajansı'yla 2010-2013 yılları arasında 36 proje için 7.9 milyon lira destek vererek Siirtli girişimcilerimize kaynak sağladık. Geçmişine bakmayan, geleceğini göremez anlayışıyla 12 yılda ülke genelinde 4000'den fazla ata yadigarı eseri restore ederek geleceğe taşıdık. AK Parti iktidarı olarak 2003-2013 yılları arasında Siirt'teki 11 proje temini ve restorasyon işi için 4 milyon lira tahsis ederek geçmişimize sahip çıktık. AK Parti iktidarıyla birlikte büyüyen Siirt, kalıplarını aşıyor, dünya kenti olma yolunda büyük adımlar atıyor. Tillo, Baykan, Eru, Kurtalan, Ervari, Şirvan ve merkez ilçeleriyle bir bütün halinde gelişiyor, kendine özgü değerlerini Türkiye ve dünyaya ulaştırıyor. 78 milyon vatandaşımızı aynı samimiyetle kucaklayan, 780 bin kilometre kare vatan toprağını aynı aşkla sahiplenen AK Parti iktidarıyla Türkiye, bölgesinin parlayan yıldızı, yükselen ülkesi olmaya devam ediyor. Hükümet ve belediyecilik başarısı defalarca kanıtlanmış olan AK Parti kadroları olarak tüm hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Siirt, İnsanımızın yaşadığı şehirde mutlu, huzurlu ve güvende olması için eserler üretti. Ülkemize okullar, üniversiteler, yurtlar, hastaneler, duble yollar, tüneller, kavşaklar, adalet sarayları gibi sayısız eser kazandırdık. Daima millet, daima hizmet. AK Parti. Sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır da
da anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan.